Biz Çelik'in Muhammed Güzel'le geleceğe farklı programında. Merhaba değerli izleyiciler. Muhammed Güzel ile Geleceğe Farklı Bakış'ta bu hafta yeni nesil yayıncılık ve yayın dünyasının sorunları hakkında Arunas Yayınları'nın isim hakkı sahibi Erkan Ovalı ile beraber sizlerin misafiri olacağız. Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Muhammed Bey. Erkan Bey biraz sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Erkan Ovalı, Arunas Yayınları kurucularındanım. 2005 yılından beri yayıncılık sektöründeyim. Arunas Yayıncılık dışında Lutka Kitap isimli farklı bir markamız var. Daha önce Kirpi Yayınları adı altında çocuk kitaplarıyla bayağı bir haşır neşir olduk. Bu aralar biraz ara verdik ama tekrar döneceğiz ona. Yayıncılık serüvenim bu şekilde. 2005 yılından beri aktif olarak çalışıyorsunuz. Evet. Çeşitli kitap fuarları, dijital platformlarda yer aldınız. Tabii. Erkan Bey hem bir araştırmacı kimliğiniz var hem de yayın evinin imtiyaz hakkı sahibisiniz. Türkiye'de kitap okuma ne durumda? Kimler okuyor? Neler okuyor? Bu konu hakkında biraz bize bilgi verir misiniz? Şimdi Türkiye'de kitap okuma oranları tabii Batı dünyasının biraz oldukça gerisinde. Yani şöyle ihtiyaç listesinde son sıralarda ilk yüzde bile yok kitap. Yani mesela Avrupa'da bu ilk 10 içinde. Yani bir yemek gibi, bir içmek gibi, bir barınma, bir güvenlik gibi kitap bu şekilde görünüyor. Fakat biz bunu maalesef oturtturamadık. Buna rağmen hani tablo çok mu kötü? Okuyan bir nesil var. Genelde bu 13-20 yaş arası kız çocukları çok ciddi bir okuma yapıyorlar Türkiye'de. 13-24. Evet, 13-20 yaş arası kız 20. çocukları çok ciddi bir okuma yapıyorlar. Bunlar oldukça şeyi götürüyorlar. Yani kitap satışlarını hızlandıran bir grup diyebiliriz. Bunun dışında çocuk kitapları, okul öncesi kitapları çok fazla satış görüyor. Hı hı. Ama beni en çok üzen konu tabii böyle akademik değeri olan, edebi değeri olan, üzerine çok emek harcanmış, yıllar verilmiş, araştırma yapılmış kitapların satış adetlerinin belli bir oranda kalması, yani düşük bir oranda kalması. Ama diğer tabii sevindirici olan bu okuma sayısının artmasında, gençlerin, çocukların arasında artması. Hani onlar ne okuyor diye sorarsak, onlar da daha kolay, okuması kolay, güncel, popüler kültürün etkisi altında kalmış şeyler okuyorlar. Ama bu da bu geleceğe yönelik şey, umut veren bir şey. Çünkü neden? En azından bir okunuyor. Yani bir gün onlar da diyecekler ki, aman biz ne okuyoruz? Yani daha artık çıtayı biraz yükseltelim, farklı bir yerlere gidelim diye bu edebi eserlere de değer vereceklerini düşünüyorum. Şimdi yazmak ve okumak kavramı arasında baktığımızda yazmak belki geleceği yorumlamak, okumak ise geçmişi yorumlamakla değerlendirebiliriz. Şimdi biliyorsunuz ki kitaplar artık bir süpermarket zincirleri arasına da girdi ve bir pandemi süreci yaşadık. Bir yayın evi sektöründe olarak pandemi sürecinde nasıl etkilendiniz ve kitapların süpermarketlere girmesiyle beraber olumlu ve olumsuz yönlerini eleştirdiğimizde veya katkı sağladığımızda Erkan Ovalı olarak ne ifade edebilirsiniz? Şöyle tabii bunu iki ayrı zaman diliminde değerlendirmek lazım. Marketlerde kitap satışı yıllardır kimi kesimin şikayet ettiği, rahatsız olduğu bir konu. Tabii. Şimdi şöyle mesela Avrupa'daki örneklere bakalım. Avrupa'daki örneklerde küçük kitap evleri çok desteklenir. Özellikle Almanya'da mesela Amazon çok başarılı olamamıştır. Normal insanlar siparişlerini yerel işte kasabalardaki, küçük şehirlerdeki özellikle kitapçılara verip özellikle küçük yayıncıları destekleyip Amazon'a çok fazla hayat şansı vermemişlerdir. Bizde ise marketlerde dediğiniz gibi sadece kitap değil her şey satılıyor. Biliyorsunuz Avrupa'da yine marketler şehir dışlarında ve pazar günleri kapalı marketler. Bizde öyle bir durum yok ya. Her taraf market dolu. Tabii. Kemerden tokaya, kitaptan ayakkabıya, işte değil mi, ayakkabıdan motosiklete kadar her şeyin satın alınabildiği bir yer. Yani kitap bu anlamda orada olmalı mı? Bence olmamalı. Yani küçük esnafın desteklenmesi, kitap evlerinin kapanmaması, daha çok kitap evi açılabilmesi için kitabın yeri bence kitap evleri olmalı ve dijital platformlar olmalı.
Peki pandemide nasıl bir etki gözlemlediniz? Pandemide şöyle ilk tabii insanlar eve kapanınca pandemi şeyinden dolayı yasaklarla beraber. Sokağa çıkma yasaklarıyla beraber. İlk aylarda falan müthiş bir satış patlaması oldu. Yani ne yapsın insanlar evde olunca internet üzerinden kitap siparişleri verdiler. Yani inanın kargocular o dönem yetiştiremiyordu. O kadar müthiş bir yoğunluk vardı. Ondan sonra tabii yavaş yavaş şey olmaya başladı ama yani bu satışlar düştü. Pandemi sürecinde dediğim gibi dijital platformlardan satışlar düşük, AVM'ler kapalı vesaire falan da. Ama bu da biraz bir kültür değişikliğine gitti. Şimdi bakıyorum ben mesela biz kitapçı arkadaşlarımızla falan konuşuyoruz. Yani hala böyle pandemi öncesindeki rakamlarını yakalayamamışlar. Ya insanların alışkanlıkları değişti. Hala internetten bir takım siparişler girmeye ve kitapları kendilerine getirmeye devam ediyorlar. Ya da başka bir yol buldular bilmiyorum. Yani pandeminin fiziki kitap satın alma anlamında ben hala etkisinin devam ettiğini ve zarar olduğunu düşünüyorum tabii ki. Şimdi pandemiyle beraber dijital bir dünyayla aslında her alanda eğitiminden sağlığına, işte örnek veriyorum gündelik yaşam pratiklerinden uyku düzenimize kadar bir dijitalleşme serüveni başladı. Bu dijitalleşme serüveninde de işte kitabı bir noktaya aldığımızda insanlar dediğiniz gibi sokağa çıkmayınca ya dijital platformlardan müzik dinleme, film izleme, dizilere yönelirken bir kısmı da okuma alışkanlığına yöneldiler. Ve bu çerçevede de kitap bloggerları biraz daha yaygınlaştı. Bugün yayın evi sahibi olarak size çeşitli şekilde kitap bloggerları ulaşmış bulunmakta. Ve bu alanda da en iyi örneklerinden birisi de hani ben de o kitlerin içerisinde bulunduğumdan dolayı kitabhaber.com. Her türlü kitabı gerek eleştiren gerekse olumlayan yönleriyle ortaya koymakta. Bugün bu kitap bloggerları size nasıl ulaşıyor? Veya bunlara karşı ön yargılar neler? Bir yayın evi sahibi olarak yazarlarla bunu nasıl buluşturuyorsunuz? Ya şöyle, kitap bloggerları genellikle kitap karşılığı kitap tanıtımı yapan kişilerdir. Tabii. Kitaba tabii ki böyle bir sevdalı, kitap okumayı seven. Ama şurada ben sadece şunu sorguluyorum. Mesela kitap karşılığı, hediye, yayın evlerinden bu kitapları aldıkları için yaptıkları yorumlar ne kadar sağlıklı? Yani çünkü şöyle, mesela düşünsenize bir bloggerın sürekli bir yayın evinden kitap aldığını fakat o yayın evinin kitaplarını beğenmediğini düşünün ya da kötü yorumlar yaptığını. Bu sefer bu yayın evinden o bloggera kitap akışında bir kesinti olacaktır. Yani yayın evi sonuçta bunları ücretsiz veriyor. Evet. Kitabın bir maliyeti var, kargo maliyeti var vesaire düşünün. Şimdi bir de ne oluyor? Mesela yayın evlerinin bazı iddialı kitapları, aslında kitap çok hani başarılı da bir çalışma olmasa bunu ön plana sunmak için buna benzer bir takım çalışmalar yapılıyor. Ve piyasada o kitabın yani çok başarılı, sınıfın en iyisi vesaire, çok özel, insanın hayatını değiştirecek bir kitap olduğu şeklinde bir şey yapılıyor ama bu şekilde hani gerçeğe döndürüp baktığınızda bu kitabın hiç de böyle olmadığı, okuyucunun aldatıldığı gibi durumlarla da karşılaşıyoruz. Tabii ben mesela kitap bloggerların tamam böyle yapıyor demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Gerçekten çok objektif kitap bloggerları da var. Yani mesela diyor ki bana göndermeyin kitabı, ben sizden isteyeyim diyor. Yani böyle kitap bloggerları da var mesela, istiyor gerçekten yorumluyor, oturuyor, neyse onu yazıyor. Peki bu çerçevede yazarın bir kaygısı oluşuyor mu kitabı bloggerına ulaştırdığı zaman? Yani tamamen olumlu yönde mi bir beklenti içerisinde yoksa gerçekten de eleştirel bir boyutta kendisini geliştirmek istiyor mu yazarlar? Ya genelde tanıtım amaçlı oluyor tabii. Yani kitaba eleştiriler, şimdi öyle bir şey ki bu kitap hani renkler ve zevkler meselesi varsa da vardır ya. Yani kitap da böyle işte atıyorum 100 bin adet satmış bir kitabı. İşte 50 bin yorumlarına bakın mesela, diyelim 2 bin yorum var bu kitabın. Yani inanın bana yarı yarıyadır falan. Yarısı çok kötülemiştir. Ya bu kitabın niye bu kadar sattığını anlamıyorum. Nedir bu yani kitabı sattıran falan diye. Diğeri de hayatımı değiştirdi, bayıldım falan. Acayip bir kitap şeklinde böyle bir yorumu da vardır kitabın. Şimdi Erkan Bey, biz hani yayıncılık sektörünü genelde biz öğretmenler olarak veya hani sınav sürecinde çalışan kitler olarak ikiye ayırıyoruz. Bir kültür yayıncılığı, yani şu an sizin yapmış olduğunuz. Bir de sınav yayıncılığı grubu var. Sınav yayıncılığı grubu da hep şunu söylüyor. Diyor ki gerçekten de hem gündelik hayatta başarılı olmak istiyorsanız hem de sınavda başarılı olmak istiyorsanız kitap okumanız gerekiyor. Ve sizler de ilk sizinle tanıştığımızda söylediniz. Yani çocuk kitapları yönünde de bir çalışmanız var. Peki kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılıyor? Ve bu süreçte bir yayın evi sürecinde girdiniz, okullara gittiniz veya örnek veriyorum kitlelerle tanıştığınızda kitap fuarlarında bu okuma alışkanlığının kazanılma serüvenini biraz bize anlatabilir misiniz? Ya şöyle, ben hatta fuarlarda gözlemlediğim bir konu. En çok sevdiğim okur kitlesi işte anne baba ve çocuklar hep beraber geliyorlar. Hepsi kendilerine uygun kitaplar alıyorlar ve gidiyorlar. Ben şimdi bunlarla da konuştuğumda sonuçta hani ben de iki kız çocuk babasıyım.
Kitap okuma alışkanlığı öncelikle evde başlar, küçükken başlar. Evde başlar. Evet, ya ben buna çok önem veriyorum. Şimdi mesela bir söz vardı ya, çocuklar söyledikleriniz değil, yaptıklarınızı yaparlar. Evet, yani anne baba bir kitap okuma saati, bir kitap okuma etkinliği vesaire gibi şeyler yapıyorsa çocuk da bunu özenecektir ve başlayacaktır. Sonrasında bunun devamlılığı için de tabii ki ne geliyor? İlgi alanları geliyor. Yani hani mesela bir diyelim ara verdi, tekrar kitap okuma şeyine başlayacak. Bu sefer ben mesela örnek aşk kitaplarından çok haz etmem. Yani ben daha çok tarih, inceleme, araştırma kitapları severim. Yani şimdi ama ben kitap okuyacağım diye aşk kitabında ısrar edersem bu sefer ben kitap okumadan soğuyabilirim. Yani bu alışkanlığı kaybetmek şeyine düşebilirim. O yüzden kitap okuma alışkanlığında dediğim gibi en başta çocukluktan başlayan serüven, daha sonrasında da ilgi alanına yönelik ve kesinlikle anlayarak okuma olması lazım. Kitapla bir bütünleşmek lazım. Örnek ben mesela bir kitap okuduğumda bazen ne oluyor? İnsanın dünya hali kafanız dalıyor. Evet. Başka bir yerlere gidiyorsunuz. Diyelim o sayfa, iki sayfayı boş geçtim. Okudum ama hiçbir şey anlamadım. Kesinlikle ona geri dönerim. Okurum, tekrar anlarım. Yani bir herhangi bir kopukluk olmasını istemem. O şekilde devam ederim. Yani bu sefer de bu akıcılık oluyor ve akılda kalıcılık oluyor. Okuduğunuz kitaptan da keyif alıyorsunuz. Ve o kitap bittiğinde gerçekten üzülüp yenisini okumaya çalışıyorsunuz. Ya bu inanılmaz güzel bir duygu. Şimdi bu kitap okuma alışkanlığı ile alakalı biliyorsunuz ki artık sınav sistemleri biraz daha yorumlama gücüne dayalı. Bunu her branşta görüyoruz. Yani bugün fiziğinden, fen bilimlerinden, matematiğinden, Türkçesine, din kültüründen, işte sosyal bir inkılap tarihine kadar. Şimdi ben yeni bir uygulamayla öğrencilerimle karşılaşıyorum. Diyorum ki arkadaşlar, kitabı elinize aldığınız zaman, bunu genelde sınav sürecinin ilk başında söylemiyorum. İşte örnek veriyorum, öğrencimiz 6. sınıfta veya 7. sınıfta, o serüvenden başlatıyoruz. İşte 10 ve 11. sınıftan. İlk önce günde 10 dakika kitap okumalıyız. Ama kitap okurken de işte diyelim ki bir kitapta önemli gördüğümüz, ilgimizi çeken bir yer varsa onun altını çizip onunla alakalı birkaç cümle yazıp, yani bu 3 cümleyi geçmeyecek, yani 2 cümleyi geçmeyecek şekilde, bu şekilde de biraz daha yorumlama gücünü geliştireceğini düşünüyorum. O zaman ilgi ve alakaları çerçevesinde biraz da ailenin bu işte sahada olması gerektiğini, yani çocuğun çocukluk yaşından başlayıp evde kitap okuma saatleri dediğiniz gibi veya kitap değerlendirme günleri, işte ilgi ve alakalarından dolayı veya işte anlayarak okuma, ki sınavlarla karşılaştığımız sorunlarda okuma alışkanlığının bu çerçevede gelişeceğini ifade ediyorsunuz. Ama bir şey dikkatimi çekti. Biliyorsunuz ki artık dijital bir dünyadan bahsediyoruz. E-kitap. Evet. Ve e-kitabın dışında da şu an önümüzde görmüş olduğumuz gibi işte baskıda var olan bir kitap dünyası daha var. Bunlar evet. Da yayın sektörüyle fiziki beraber kitap. Fiziki kitap var. Yani aslında savaş demeyelim de her ikisinin de var olma bir serüveni var. Sizce bu var olma serüveninde bugün fiziki kitap mı daha başarılı olur, yoksa e-kitap mı başarılı olur? Ya şu an günümüz şartlarında değerlendirirsek tabii ki fiziki kitap satış anlamında, alışkanlık anlamında önde diyebiliriz, özellikle bizim ülkemizde. Şimdi e-kitap, Amerika'da biliyorsunuz işte Amazon'un Kindle uygulaması var. Hatta yayın ellerinde şeyden çıkartmaya çalışıyor, doğrudan yayıncılık yapmaya tabii. çalışıyor. Mesela siz bir kitap yazdınız, direkt Amazon'a gönderdiğinizde Amazon bu kitabı yayınlıyor, e-kitap olarak satışa sunuyor. Bu ne oluyor? Yayıncı aradan. Ama şeydeki, Amerika'daki satışlarda şu an yarı yarıya olduğu söyleniyor, bilgisini aldım. Ama Türkiye'de bu fiziki kitap çok fazla baskın ve ağır durumda. Baskın. Evet. Yani ama ilerisi için mesela bir 30 yıl, bir 50 yıl sonra derseniz tabii ki ben fiziki kitabın bir geleceği olduğunu düşünmüyorum. Yani her şey bir tablette veya herhangi bir cihazda olacak. Yani mesela diyelim bir öğrenci, eğitim kitapları için de aynı şey geçerli. Mesela adam, o çocuğun 10 dersi var. 10 ayrı kitap yerine hepsi bir tablette, hepsini açıp koyacak. Hatta bunu yapan okullar falan da var. Var, dijital akıllı defterler var. Yanlış değilsem geçtiğimiz günlerde gerek öğretmen camiasıyla gerekse sınav yayın grubuyla görüştüğümüzde şu ifadeyi kullandılar. Hani hibrit eğitim biraz daha yaygınlaşacağı, insanların işte 40 dakika boyunca belli bir sınıfta değil de işte belli ana dersleri okulda, geri kalanlarını işte hibrit eğitimle devam edebileceği konuşuluyor. Zaten pandemiyle beraber bir dijital dünya tamamen hakim oldu bizlere. Evet, maalesef. Bu serüvende dediğiniz gibi fiziki kitap ve dijital e-kitap çerçevesinde bir varlık sürecine girdiler. Evet, girdiler. Şimdi siz az önce şey söylediniz, aşk kitapları hani sizin belki okuma listenizde ikinci belki üçüncü sıradadır. Araştırma kitapları hakkında da ben şöyle bir yorum getirebilirim.
Hocam şimdi araştırma kitapları genelde hani bilimsel araştırmalar yapan, bilimsel makalelerde yayın çıkartacak kitleler için biraz daha ön planda. Ve bunların dijital ortamda varlığını istiyorlar. Yani bugün o kitaba vurgu yapacaklar, atıfta bulunacaklarından dolayı gerek onun daha hızlı analizi, tasih olduğundan dolayı dijital kitaplar yönünde biraz araştırma kitapları ön planda. Belki o yönden sizin söylediğiniz gibi popüler kitap veya popüler kültürlere girmemekte. Ama şu an biliyorsunuz ki gelişmekte olan ve gelişmiş olan ülkeler arasında sürekli bir kitap okuma değerlendirmesi yapıyorlar. İşte geçtiğimiz haftalarda Fatih Duman'la beraber Finlandiya eğitim modeli üzerine konuşmuştuk. Kitap okuma oranları üzerinden konuşmuştuk. İşte Finlandiya'da %50'lerin üstünde olduğunu ifade etti. O da keza şunu söyledi. Hani pandemiyle beraber yaygınlaşan bir kitap okuma alışkanlığına geldik. Çünkü bireyler kitleler arasında bireyselleştiler. Evet. Yani gerçekten de o zaman eşler, çocuklar yani yetişkinler birbirini gerçekten o zaman tanıdılar. Yani çünkü beraber zaman geçirdiler. Evden çıkamadılar. Yani 3 gün boyunca sabit bir yerdesiniz ve o zaman gerçek yönleriyle tanıma orada çıktı ve kitaba yönelme veya dijital platformlara yönelme orada ortaya çıktı. Sizce bir araştırmacı gözlemiyle baktığımızda gelişen ülkeler veya gelişen toplumlar kitap okuduklarından dolayı mı gelişmekte yoksa geliştiklerinden dolayı mı kitap okumakta? Çok güzel bir soru. Şimdi aslında hani ilim, medeniyet dediğimiz olgular bugün tarihsel sürece baktığımızda işte Mısırlılardan Romalılara, Romalılardan İslam toplumlarına, İslam toplumlarından tekrar Avrupa'ya geçmiş. Şimdi bu serüven, bu bayrak yarışı gibi bir şeydir. Yani bugün Avrupa toplumlarında olduğunu düşündüğümüz şey, bugün yükselen bir Çin var. Evet. Büyüyor ve geliyor. Belki oraya bir aktarım olacak. Yani bu bayrak yarışı gibi düşünün. Hep böyle bir toplumun önderliğinde devam eden bir süreç. Şimdi bunlar bu süreçleri nasıl yakalıyorlar? Buraya nasıl geliyorlar? Milli dillerin gelişimi çok önemli. Yani gelişmiş toplumlarda dile verilen önem çok önemli. Mesela reform ve Rönesans dönemi 17. yüzyıldır değil mi? Biz öyle biliriz. Evet. Ama o sanat alanındadır. Asıl Avrupa'nın Rönesansı 12. yüzyıldır. O da kitapların milli dillere çevirisi Yani yapılarak sağlanmıştır. bakın araştırmacı kimliğinizin dışında gerçekten de spesifik bir konuyla değindiniz. Yani aslında Rönesans ve Reform'un dediğiniz gibi yüzyıllar arasındaki farkını ortaya Tabii koydunuz. ki. Sanatın ve örnek veriyorum kitap alanındaki değişimi. 12. yüzyıldan bahsediyorsunuz. Peki nasıl bir değişim ve dönüşüm uğradı? Şimdi şöyle, mesela eskiden bilim dili Batı dünyasında Latinceydi. İslam dünyasında da Arapçaydı. Yani şimdi siz mesela Semerkant'ta bilime çok yatkın, akıllı, becerikli bir insansınız. Fakat Arapça bilmiyorsanız o bilim kitaplarından faydalanamıyorsunuz. Aynı şekilde işte yani Londra'nın kuzeyinde yaşayan çok zeki bir adam eğer Latince bilmiyorsa bu şeylerden faydalanamıyor. Avrupalılar bunu nasıl yıktılar? Bu kitapların milli dillere çevirisini yaptılar. Mesela İtalyan İtalyanca'ya çevirdi. Fransız Fransızca'ya çevirdi işte. İngiliz İngilizce'ye çevirdi. Ne yaptı? Muhammed Bey biz nasıl konuşuruz, nasıl düşünürüz? Bildiğimiz kelimelerin sayısıyla değil Tabii. mi? Mesela yarın için bir plan yapacaksınız. Bu planlamayı kelimelerle yaparsınız. Ya da biz sizinle tartışıyoruz. Ben 1.000 kelimeyle konuşuyorum. Siz örneğin 6.000 kelimeyle konuşuyorsunuz. Siz her türlü bana galip gelirsiniz. Planlamanızda, düşüncenizde de bu kelime sayısını arttırırsanız daha ileri gidersiniz. Bu Avrupa'da 12. yüzyıl çevirilerinden sonra milli dillerin gelişmesi o kadar etkili oluyor ki ve bir toplumun gelişmesinin en önemli şeyi ayağı bu diyebiliriz. Dillerin gelişimi ve dillere olan Evet, milli önem dillerin diyorsun. Milli gelişmesi. dillerin gelişimi. Evet. Latinceden veya işte kendi dillerine çeviriler. Peki Yani Erkan Bey, Avrupa'daki bugünkü başarısının en büyük sırrı budur. ama şunu söyleyebilir miyiz? Bu arada biz de yani 120 bin kelimeden şu an 30-40 bin kelimeler kadar düşmüş bir toplumuz. Ya bu da bizi geri götüren bir şey. Dediğim gibi yani ne kadar çok kelime bilirseniz o kadar çok tasarlarsınız, planlarsınız, düşünürsünüz, hayal edersiniz. Yani çünkü bu kelimelerle düşünüyoruz biz. Yani biraz da şunu söyleyebilir miyiz? Ülkelerin veya toplumların ekonomik refah seviyesi yükseldikçe biraz kitaba yönelim artar mı? Çünkü insanların ekonomik kaygısı ortadan kalkarsa kendini geliştirmeye Ya yönelirler. muhakkak. Şimdi şeyde baktığımızda bugünkü şartlarla bakıyorum. Örneğin 200 sayfa bir kitap 3 sene önce 10 lira 12 lira civarında mağaza satışı yapılırken bugün 200 sayfa bir kitap 90-100 lira arasında satışı var. Yani şimdi ekonomik
kriz de olunca insanlar az önce de ilk programın girişinde de söyledim ya, ihtiyaç listesinde kitap olmadığı için hemen elenmesi çok kolay oluyor. Evet. Yani şimdi bugün işte şu kitap, Mehmet kitabı, harika bir Fatih Sultan Mehmet hakkında yazılmış, mükemmel bir kitaptır. Bu da sizden, evet. Lutka yayınlarından evet, çıktı. Evet, o da diğer yayını. 200 lira etiket fiyatı var bu kitabı, bu kitabın mesela. Hı hı. Ya bu kitap 3 sene önce yanılmıyorsam çıktı, 49 lira etiket fiyatıyla çıktı. Şimdi 200 lira baktığınız zaman ciddi bir rakam gibi geliyor insanlara yani. Peki, şunu söyleyeceğim, ben bir yazar olarak geldim size. Elimde bir tane kitabın yazım aşamasına geçmiş olduğum ama baskının diğer kısmında kaldığını söyleyelim. Siz yayın evi sahibi olarak size sunacağım dosyada nelere dikkat ediyorsunuz? Yani bir yazarın kitabın fiziki olarak basılması aşamasındaki öncelikleri nelerdir, nelere dikkat etmeli? Yayın evlerine sunarken nasıl bir yol izlemeli? Evet, şimdi bize genelde mailler gelir. Bizim editör adreslerimiz vardır yayın evlerinin. Dosya sunarlar. Eğer bir herhangi bir tanıdık bağlantısı vesaire kurulamazsa veya işte telefonla vesaire kurulamazsa önce mail yoluyla gelir. Şimdi biz onunla editör arkadaşlarımız bu dosyaları incelerler. Yani neye bakarlar öncelik olarak? Mesela kitap ismine biz çok önem veririz. Proje çok önemlidir. Yani ne hakkında yazdın? Yani sıradan mı? Farklı bir şey mi yakaladı? Nedir? Üçüncüsü ve şu an aslında bu üçüncüsü dediğim şu an birincisi olmuş durumda maalesef. Bunu üzülerek söylüyorum. Kitabı yazan kişinin sosyal medya gücü. Yani bu şunu ne yapıyor? Kitabın ismini, içeriğini falan her şeyi ötekileştiriyor ve arka plan atıyor. Evet. Birinci sıraya yükseliyor. Yani şimdi bu sefer de çok öyle kitaplar da var. Yani sosyal medyası çok kuvvetli birinin. Basit. Yani bir sayfada 3-4 kelime yazıp geçtiği. Fakat çok satanlara gelen, çok satan kitaplar var. Yani biraz da durum ona döndü. Şimdi yayın evleri de satış endişesi yaşadığı için, maliyetler de çok yükseldiği için deposunda kitabın kalmasını istemiyor. Yani edebi dolu, güzel bir eser çıkartmak mı? Yoksa çok dolu olmasa, biraz fazla okuyucuya bir şey de kazandırmasa ama depoda da kalmasa, hani satışı da yüksek olsa arasında gidip geliyor. Ya ne oluyor? Tabii doğal olarak satacak olan kitabı tercih ediyor. Bugün dediğim gibi bir yayın evini arayıp ben kitap yazdım, basmak istiyorum dediğinizde size ilk soracakları şey sosyal medyanız nasıl, kaç takipçiniz var? Yani biraz da ekonomik kaygılar ön plana çıkıyor tabii, her zaman. De, tabii yayıncı da, yani mecbur yayıncı değil. Yayıncı da var olmak zorunda. Bir de yani yayıncının en büyük sıkıntısı yayıncılıkta genelde vadeli dönüyor. Çok uzun vadelerde ve iade. Biz şey çalışıyoruz, yayıncıların hepsi sattığı malı belli bir sürede içinde iade almak zorundadır. Yani satılan malın parası ödenir. Bu da çok uzun zamanları bulabiliyor. Bir seneyi geçmiş tarihlerde bile ödeme aldığımızı ben biliyorum. O yüzden yayıncılar tabii böyle durumlarda hemen hızlı bir şekilde nakite dönmeye, hızlı satmaya önem verdikleri için bazen böyle durumlar yaşanıyor. Peki şimdi bahsetmiş olduğunuz şey sosyal medya gücü dediniz ya. Artık bir platform var, Wattpad. Belli kitlelere göre, belli yazar gruplarına göre, orada amatör yazarlar var. Belli kitlelere göre ise gerçekten de toplumun her yönünü analiz eden, görüşlerini bir ekonomik kaygı gütmeden yazan kitleler var. Siz bir yayıncı olarak bu Wattpad yazarları hakkında neler düşünüyorsunuz ki sizler de basmışsınızdır. Evet. Oradaki önceliğiniz sizin, yani Arunas yayıncının veya Lutka yayıncının öncelikleri neler? Tabii şimdi orada da aynı durum söz konusu. Orada biliyorsunuz Wattpad yazarlarının bir okuma şeyleri var orada, bir numaratörleri var. Evet. Yani ne kadar okunduğunu gösteriyor. Yayıncılar da tabii bu okuma miktarının yüksekliğine göre oradaki yazarlarla anlaşmaya çalışıyorlar. Ve orada çok pırıl pırıl gençler, çok güzel eserler ortaya koydular. Yani bu yazım ve okunmanın gelişmesinde ben tabii ki olumlu anlamda çok büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Çok yeni yazarlar, yeni kalemler kazandırıldı. Yeni insanlar tanıdık. Yani bunlar tabii ki dediğim gibi hep böyle, şimdi ne yazıyorlar? Genelde yaş ortalaması küçük insanlar ama bunlar tabii bu alışkanlığı kazandıklarında, belli bir kitle edindiklerinde ileride yazmaya devam ederlerse daha ciddi şeyler de ortaya koyacaklardır. Yani bu şey anlamında, okunmanın ve yazmanın gelişmesi anlamında çok etkili, çok doğru buluyorum. Çok gerçekten Wattpad uygulamasıyla kazandığımız yazarları ben çok değerli görüyorum. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi ben az önce kitaplarınızı daha önce ben inceledim. Ama başlıkla alakalı bir şey dikkatimi çekti. Hepsi İneğin Suçu. Kişisel gelişim alanında bir kitap. Yazarımız yurt dışında, yanlış değilsem. Yurt dışında yaşıyor ama Türkiye'de büyümüş. Türkiye'de büyümüş ama yurt dışında. Kültürümüze de hakim, evet. Bırak suçu bana atsınlar. Sen sakın başkaları yüzünden mutsuz olma.
unutma, hiçbir şey senden önemli değil diyor. Yani burada aslında baktığımız zaman insan yaşamının her alanında var olan özellikleri tamamen bir metafora yükleyip ve oradaki suçlu kim kaygısıyla ele alıyor. Kitabı incelediğimde hani değerli izleyicilerimiz ve okuyucularımız çerçevesinde de 97. sayfada bir söz dikkatimi çekti. Diyor ki bir yelken, daha doğrusu bir yelken açtığımızda esen rüzgarlar bizim emrimizdedir. Yani bugün bir yola çıktığımız zaman o yola ki yol haritamızı da biz belirleyeceğiz veya yolda karşılaşacağımız sorunlarla nasıl baş edeceğimizi de belirleyeceğiz. Varış noktamıza işte nasıl ulaşabileceğimizi de belirleyeceğiz. Bir yazar veya bir araştırmacı gözüyle baktığımızda yazın dünyasında ki kaygı sizce bu yelken ve rüzgar metaforunu alırsak nasıl karşımıza çıkıyor? Yayıncılık dediğim gibi çok zor bir iş aslında Muhammed Bey. Böyle göründüğü kadar kolay değil. Yayıncı özellikle bu dönemde çok kaygılı. Çünkü kitabın elinde kalması çok büyük sıkıntı yaratıyor. Ve öyle bir şey ki kitabın satışını asla kestiremiyorsunuz. Bizim işinde böyle bir sürpriz bir yanı var. Ama dediğiniz gibi o yelkeni de açmamız lazım. Rüzgarı da arkamıza almamız lazım. Ha, yelkeni açmaya cesaret ediyor yayıncılar. Ama işte bir rüzgarı bekliyorlar. Rüzgarda dediğim gibi okuyucuların desteklemesi lazım. Böyle çok bazen şey yapıyorlar, okuma alışkanlığı şöyle de bir şeye evriliyor bazen. Yeni yazarlara, yeni projelere bazen okuyucu şans vermiyor. Yani illa bunun sosyal medyada bana böyle gözüne sokulması lazım, her yerde gösterilmesi lazım, müthiş bir reklam kampanyası yapılması lazım. Hani bu şekilde belki de emin olduktan sonra bir alma eğilimine giriyor ama şimdi böyle ki bir kitapçıda dolaştığınızda hani ismi size enteresan geldiğinde işte arkasını çevirip o sinopsisi evet. okuduğunuzda sizi bir cezbediyorsa falan almaktan ben okuyuculara korkmayın diyorum. Yani illa böyle hani size gösterilen, size önünüze getirilen kitaplara değil de diğer kitaplara da bir şans verin. Gidin kapağına bakın, ismine bakın, okuyun, içinden biraz bakın ve almaktan en azından tereddüt etmeyin. Çünkü bana göre kötü kitap yok. Bütün kitaplar iyidir. Tabii yani bir emek var hocam. Tabii en azından bir aynı kaygı var yani. O yelken açılmış yani o sözdeki gibi. O yelkeni evet. açmayı şey yapmış. Yazar da bunu yapmış. Çünkü kitap yazmak da kolay iş değil. Yani bir başlıyorsunuz, tabii. çok vakit ayırıyorsunuz. Yayıncı ve yazar o yelkeni açmışken ben de diyorum ki o rüzgarda okuyucumuz olsun, bize desteklesin. Şimdi benim hep merak ettiğim bir soru da var. Mesela başarılı çocuğun sırları. Evet. Büyük ihtimalle bu da çeviri evet, bir hocam. Metin. Bu çevirili metinlerde diyelim ki birden fazla yayın evi aynı metni çeviriyor. Zaman zaman değişiklikler oluyor. Editoryal kitaplarda da. Bazen karşılaştığımız en büyük sorunlardan birisi de yazım yanlışları. Evet. Bir editoryal dizgiden çıkıyor kitaplar. Peki şu an yayın evleri editoryal kısmını yani o yayındaki inceleme kısmını biraz geri plana mı kattılar? Ekonomik kaygıdan dolayı kapağın işte örnek veriyorum spesifik olması, sosyal medyasının güçlü olması. İşte bunlar tamam bir şey ortaya koymuşsa doğrudur kaygısıyla mı yaklaşıyorlar? Ya şöyle aslında maliyetlerin artmasıyla birlikte çalıştıkları kadrolarda şeye gitmiş olabilirler. Yani böyle örneğin mesela çeviride İşte sayfası belli bir oranda bir piyasası vardır onun. Ama şimdi ne yapıyorsunuz? Maliyetler artınca işte biraz daha düşüne yönelmeye çalışıyorsunuz. Son okuma, redaksiyon dediğimiz süreçlerde de yayın evleri maliyetleri kısmak için bu şekilde davranıyor olabilir. Çünkü dediğim gibi yani mesela bir kitabın oluşumu, telif hakkının ödenmesi, baskısı, redaksiyon, son okuma, kapak tasarımı vesaire çevirisi bunlar çok maliyetli süreçler ve hepsi peşin ödenen fakat vadeli geri dönen süreçler olduğu Anladım. İçin. Yani her işin başında az önce bahsetmiş olduğumuz gibi ekonomik refah seviyesi evet. ne kadar evet. Konforluysa, ne kadar rahatsa okuma evet. o kadar. Yani X yayın evi bir projede her zaman işte bir edebiyat öğretmeniyle çalışıyordu düşünün. Evet. O maliyetler artınca bir yeni bir mezun bir üniversite öğrencisiyle çalışmayı denemeye başlıyor artık. Çünkü maliyet daha düşük. Anladım. Yani. Peki biliyorsunuz ki artık kitaplardan dizileşme, filmleşme yönelimi var. Ben hep şunu söylüyordum, diyordum ki aslında okumuş olduğumuz diyelim ki Mehmet yani bu Fatih Sultan Mehmet'i anlattığını ifade ediyorsunuz. Şimdi bu kitabı okuduğumda ben yazarla beraber kendi zihnimde olan Fatih Sultan Mehmet'i görüyorum. Evet. Ama orada bir de işin senaristel kısmı devreye giriyor. Orada bir de işin örnek veriyorum
ekonomik kaygı, dijital platform, medya gücü giriyor. Sizce filmleşen veya dizileşen kitaplar okuyucuda ne kadar yer buldu? Ben o konuda bir genelleme yapabilirim. Kendi adıma böyle düşünüyorum. Ben filmleşen kitapların öldüğünü düşünüyorum. Yani çünkü dediğim gibi tamamen sizin düşüncenizin dışında, hayal gücünüzün dışında her şeyi bambaşka bir boyuta taşıyor. Hatta bu çizgi romanlardan örnek vereyim. Örneğin İtalya'da bir dönem çizgi romanlar yasaklandı. Çünkü hayal gücünü, düşünmeyi, hayal etmeyi engellediği için buna karşı çıktılar. Şimdi sonra tekrar normale döndüler. Gerçekten de öyle. Mesela şimdi çizgi romanda bakıyorsunuz her şeyi sizin için yapmış, hazırlamış yani. Saçının şekli, gözü, işte arabası, evi falan. Bu filmde de aynı şekilde oluyor. Yani benim düşündüğüm hayal ettik. Çünkü herkesin hayal ettiği ortak bu bulutu yakalayamazlar. Mümkün değil yani. Değil mi? Senaristin hayal ettiğiyle milyonların düşündüğü farklıdır. Farklı. Ben şunu hatırlıyorum. Mesela biz ortaokul dönemindeyken bizlere dergiler geldi. Haftalık ve aylık dergiler. O dergilerin sonunda başlangıcı verilen bir hikayeyi kendimizin tamamlanmasını isterdi öğretmenlerimiz. Veya işte örnek bir Türkçe sınavına girerdik. İşte soru yazılı sınavlarında genelde işte 60 puan bilgiye dayalı soru gelirken 40 puan da kompozisyon kısmına gelirdi. Bu biraz daha insanları yani günümüz eski nesli dediğimizde biraz daha düşünmeye, yeni bir ürün ortaya koymaya, kendini ifade edebilmeye, hayal gücünün sınırlarını aşmaya yöneltiyordu. Ama şu an için tam onu söyleyemeyiz. Ama ben şunu söyleyeceğim. Yani bugün yazar dünyasında bulunan Erkan Ovalı'yı en fazla etkileyen hangi yazarımızdı? Yani bugün Erkan Ovalı okuduğu kitapların hangisinde daha fazla etkilendi? Onun hayatındaki baş eser diyebileceği bir kitap, bir yazar var mı? Ya İskender Pala'nın ben Şah Sultan'ını mesela çok beğenerek okumuştum. Şah Sultan kitabını. O hala en sevdiğim kitaplar arasındadır. Hatta böyle dışarı çıkacağım, bir yere gideceğim falan böyle. Ya bir yerde oturacağız böyle arkadaşlarımla. Hani kitabın en heyecanlı yeri. Ya kitabı yanıma alsam mı falan böyle tek orada da hani bir fırsat bulup okur muyum falan diye böyle düşündüğüm bir kitaptı. Zaten tarihe de çok merakı ve ilgisi olan bir insan olduğum için o kitap benim çok hoşuma gitmişti. Yani o kitap diyebilirim. Yani siz söyleyeceğim ilk aklıma gelen o oldu tabii. Peki bugün Erkan Bey bir kitap yazdığında yazdığı ilk kitabın cümlesi ne olurdu? Düşünün olurdu herhalde. Düşünün. Evet, ben çünkü ezberciliğe çok karşı bir insanım. Az önce de eğitimden örnek verdiniz. Kompozisyona ya da işte düşünme ayrılıyor falan dediniz. Şimdi ben mesela lise çağımdan bir örnek vermek istiyorum size. Tarih öğretmenimiz şey dedi, konumuz şey, ilk yerleşik hayata geçen Türk toplumları, işte Uygurlar dedi. Ama dedi ki ben size böyle dersem dedi, siz bunu unutursunuz dedi. Bana şunu sormanız lazım dedi, neden Uygurlar? İşte yerleşik hayata geçmişlerdir. Tamam yerleşik hayat ne alaka? Peki yerleşik hayat, Türkler nasıl yaşıyorlardı o zaman? Hayvancılık yapıyorlardı bilmem ne. Yerleşik hayata geçtiklerine göre bunların nasıl beslenmesi lazım? Tarımla. Neden tarımla besleniyor bunlar? Çünkü Mani dinine geçmişler. Mani dininde ne var? Et yemek yasak. Bakın hepsi birbirini şey yapıyor. Ben şimdi o tarihten sonra asla bu bilgiyi unutmam. Uygur Türkleri ilk yerleşik hayata geçmişti. Bu bir ezberciliktir. Ama neden geçmişlerdir? Bunu bilirsem, ben bu mantığı ve silsileyi öğrenirsem, ben bunu asla bu bilgiyi unutmam. Yani bu düşündüren bir sistem. Yani bu şeyde de öyle olmalı. Yani böyle diyorum, üniversitelerimiz mesela düşünmeyi öğretmeli. Yani şeyi öğretmemeli. Yani ne bileyim, bu kağıt nasıl yapılır? Ya bırak adam düşünmeyi öğretsen, o bunu çözer, öğrenir. Yani ilkokulda da böyle, her şeyde öyle olmalı. Düşünmeyi öğrenmeliyiz biz. Yani aslında şunu söylüyorsunuz, 2 çarpı 2 eşittir 4 mantığıyla hareket ettiğimiz zaman klasik bilgide ulaşabiliriz. Ama o 2 çarpı 2'nin nasıl 4 ettiğini düşünmeliyiz. Aynen. Yani matematiksel ifadeler tamam 4. Ama bunun belki 3.900 küsürlerdir. Belki 4.01'lerdir. Hani nasıl 4 olduğunu öğrenmeniz lazım. Siz onu lazım. Keşfettiğinizde sonra 8 çarpı 8, 16 çarpı 16 falan diye gideceksiniz yani. Bu böyle, bu serüven gibi. Şunu da ifade edeyim. Hani genelde biz dedik ya, yeni nesil yayıncılık ve kültürel yayıncılık arasındaki o değişim serüvenini ele alacağız. Ben işlerinizin yoğun olmasını işte örnek veriyorum. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı münasebetiyle gerçekten de bir koşturma içerisinde olduğunuzu biliyordum. Ama aradığımda sağ olun bizi kırmadan teklifimizi kabul ettiniz. Bu hem okuyucularınıza hem geleceğe hem de izleyicilerimize vermiş olduğunuz önemi gösteriyor. Ben başta okuyucularınız adına, izleyicilerimiz adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zaman ayırdığınız için. Şunu söyleyeceğim yani
bugün günümüz koşullarında çeşitli kitap fuarları düzenlenmekte. Son olarak baktığımızda bu kitap fuarları gerçekten de işlevini yerine getiriyor mu? Yani olumlu yönleri mutlaka vardır, olumsuz yönleri mutlaka vardır ama bir araştırmacı gözüyle, yani bugün yayın evi Arunas veya işte Lutka yayın evinin sahibi olarak sizi bir tarafa koyduğumuzda, araştırmacı kimliğiyle Erkan Ovalı baktığında kitap fuarlarının ne kadar okuyucuya ulaştığı veya işlevlerinin ne kadar gerçekleştirdiği önemli. Çünkü sosyal faaliyet adı altında kitap fuarları birden fazla düzenleniyor. Ve gerçekten de amacına hizmet ediyor mu? Ya şöyle, kitap fuarları aslında bir kültür, bir yere oturduğunu düşünelim. Böyle şimdi mesela ne yapar insanlar kitap fuarına gitmek yerine internetten kampanyalı ürünleri toplayıp belki de çok ucuza mal edebilir. Ama okuyucu o salonlara girecek. Yani böyle o standları dolaşacak. O kitap kokusunu solumak. Orada yayın evindeki kişilerle kitap konusunda tartışmak falan. Bu bir kültür. Yani bunun yerine hiçbir şey alamaz. Hani az önce dediğim gibi elektronik kitaptaki şeyle fiziki kitabın kokusu, dokunması var ya. O hala o alışkanlık çok güzel bir şekilde devam ediyor. Ben tabii ki bu anlamda amacına hizmet ettiğini ve yayıncının nakit satış yapabilme alanı bulduğunu ve bunun da yayıncıyı çok rahatlattığını düşünüyorum. O yüzden yani mümkün olduğu kadar kitap fuarlarına insanların katılmalarını, kitap satın almalarını özellikle öneriyorum. Yani bu gerçekten yayıncıyı da çok rahatlatan bir durum. Yayıncı ne kadar rahatlarsa o kadar eser sürebilir piyasaya, o kadar yeni üretim yapabilir, o kadar yeni yazarla anlaşabilir. Bu anlamda çok faydalı buluyorum. Yani aslında sosyal bir proje başlığında incelediğimizde kitap fuarları hem yayıncının yeni ürünler ortaya koymasında hem okuyucunun yeni dünyalara keşfini sağlayan bir proje ve gerçekten de olumlu yönlerinden bahsettiniz. Tabii. Araştırmacı Erkan Ovalı olarak hem anne babalara hem de geleceğin teminatı olan gençlerimize bugün bir mesaj vermiş olsaydınız ve nasıl başlardınız o mesajınıza? Tabii her şeyin, ben eğitimden geçtiğine inanan bir insanım. Yani eğitim konusunda kesinlikle taviz vermesinler. Şimdi herkesin tabii eğitim anlayışı farklı. Şimdi mesela kitapta çok güzel bir örnek var. Mesela diyor ki Hindu bir annenin diyor çocuğunu timsahlara atması diyor onun için normal bir şeydir diyor. Ama bu şeyde mantıksız bir şeydir diyor. Şimdi ona inanmış, onun doğru olduğuna inanıyor. Yapıyor. Aslında yaptığı yanlış bir şey, doğru mu? Hı hı. İşte tanrılara belki de adadığını düşünüyor falan. Şimdi bizim bazı yerlerde doğru tektir. Onu bulmamız lazım. Ve kendi doğrularımızda değil. En mantıklı olan, en doğru olanı bulup çocuklarımızı ona göre yetiştirmemiz lazım. Yani bizim doğrularımızda değil. Bazen değil. Her kültürün, her şeyin farklı bir doğrusu vardır. Çocuğumuza en faydalı olan hangisi? Hangisini daha çabuk yapabiliyor, daha çabuk kavrayabiliyor? Şimdi bunu çözmek lazım. Dediğim gibi ağaç yaşken eğilir. Biz çocukları kurtardığımızda, çocukları iyi eğittiğimizde aslında o çocukları değil, Muhammed Bey, bir nesli kurtarıyoruz. Yani çünkü her bir çocuklukta bir nesil yeniden doğmuş oluyor. Yani bu tekrar geldiği zaman onun tekrar bir 30 sene önceki aynı şeyi yapıyor. Yani biz bunları hep ıskalıyoruz. Kaçırmamamız lazım. Yani annelerden, babalardan en çok istediğim şey çocuklarını düşünmeyi öğretsinler, kitap okumayı sevdirsinler ve doğru eğitsinler. Bizi kurtaracak olan, güzel geleceklere, güzel yarınlara bizi hazırlayacak olan en önemli şey budur. Şimdi ben sizinle olan bir anekdotumu paylaşayım izleyicilerimle. İki tane kız çocuğunuzun olduğunu ifade etmiştiniz. Allah analı babalı büyütsün. Ve şunu söylemiştiniz. Demiştiniz ki çocuğa öğretmeni bir kitap verdi. Daha su bir metin vermişti. İşte bununla alakalı görüşlerinizi bildirin. Ama ne hikmetse o çocuğun o yaş seviyesine uygun olmayan kelimeler vardı. Evet. Yani bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani bugün eğitim boyutunda da okuma boyutunda da karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi. Yani ilkokul çocuğuna ulaşılacak kitapların, kelime haznesinin, işte lise kitlesinin ulaşabileceği öğrencinin kelime haznesinin, yani o farkı keşfederek ulaşmaları lazım. Evet, yani evet. Bunlar da nelere dikkat etmeliler? Veya karşılaştığınız o anekdotu da paylaşabilirsiniz. Ya tabii, şimdi mesela şeyle ilgili, Şerife Hoca ile ilgili bir kompozisyon vardı. Öğretmen bunu okuyun ve özetleyin, hani duygularınızı yazın demiş. Tabii benim, yani o kadar kızımın bilemeyeceği çok fazla kelime var ki, yani böyle
bugün şeyden, lügattan kaldırılmış. Yani böyle belki de çok eski insanların bilebileceği, tamam aslında bilinmesi lazım. Evet ama tabii çocuk bilemez bunu. Çocuğa göre yapmak lazım bunu. Bilemeyeceği kelimelerden oluşuyordu. Çocuk bir şey anlamadı. Baba dedi, ben hiçbir şey anlamadım bundan. Hiçbir şey de hissetmiyorum dedi doğal olarak. Ondan sonra neyse, ben orada açıkladım, anlattım. Onun hikaye çok hoşuna gitti. Yani burada Şerife Bacı'nın top mermisiyle beraber işte bebeğini sarması, işte Kastamonu'dan Ankara'ya silah götürme mücadelesi vesaire gibi hikayeler anlatıyordu dedi. Sonra kızım çok duygulandı. Yani mesela benim anlattığım, ben eğitimcilerden istediğim o. Benim kızıma anlattığım gibi siz de anlatın. Ben kızıma nasıl anlatıyorsam siz de o şekilde anlatın. Herkes anlasın. O yaştaki çocuklar anlasın. Daha büyük yaştakilere, evet bu sefer kelimeleri, yaş büyüdükçe ben o bilinmeyen kelimelerin kullanması benim hoşuma gidiyor. O küçük çocukta olmayabilir. Niye hoşuma gidiyor? Bir kelime daha öğrensin. Bir kelime daha öğrenirse dediğim gibi düşünce yapısı değişecek. Daha fazla düşünecek. Üniversitede mi? Mesela en zor, en eski kelimeleri kullanalım mesela. Yani 100 sene önce kullanılmış kelimeleri kullanmakta hiçbir şey görmüyorum ben. Yani kelime dağarcığımız yükselsin. Geçmişi olan lügatı kullanmakta fayda var. Tabii ki. Ama inebileceği veya sunduğu yaş grubuna dikkat edilmesi aynen lazım. Öyle. Şimdi mesela ben 1905 Red House sözlük şeyi var bende. Diyor ki dünyanın en çok kullanılan dili diyor. Osmanlıca ve İngilizce sözlük. Düşünebiliyor musunuz yani? Dünyanın 1905'teki sözlük tabii. İngilizce ve Osmanlıca diyor. O dönem en çok kullanılan iki dil diyor. Şimdi biz 120 bin kelime civarında konuşurken bugün 30-40 bin kelimelere düşmüşüz. Günlük konuşma dilinde 1000 kelime falan. Düşünebiliyor musunuz? Ya 1000 kelimeyle konuşan bir insan ne düşünebilir ki? Ne planlayabilir? Ne hayal edebilir? Ne icat edebilir? Nasıl bir felsefe ortaya koyabilir? Nasıl bir fikir ortaya sürebilir? Değil mi? Yani tekrar düşmekten öteye gidemez. O kadar yani. Biz mesela sadece hani bilimi şey olarak düşünmeyelim. Yani böyle bir şey icat etmek, bir makine yapmak, işte uzaya gitmek falan değil. Yani bir fikir üretmek de yani şey, bir tez ortaya atmak, bir ideolojiyi anlatmak ya da onu meydana getirmek. Bunlar da çok bilimsel şeylerdir. Bunları da düşünerek yapabiliriz. Değil mi? Yani düşünmek için de ben ısrarla onu söylüyorum. Çok fazla kelime bilmemiz lazım. Yani baktığımız zaman hani biraz daha muhafazakar çerçevede ele aldığımızda okumak bizim için ilk emir. Tabii ki. Mitolojik çerçevede aldığımızda düşünmek bizim varlığımızı ortaya koyan en önemli metafor veya en önemli aygıt. Bu yüzden biz diyoruz ki gerek inançlarımız çerçevesinde, gerek inançlarımız çerçevesinde varlığımızı sürdüreceksek ilk emre uymamız lazım. Gerekse insani olarak varlığımızı sürdüreceksek düşünmemiz ve düşüncelerimizi ifade etmemiz lazım. Bu çerçevede de en önemli koşuldan birisi okumak. Şimdi ben bize zaman ayırdığınız, işte bizimle zaman geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama kitlelere, gerek yayın evlerine, gerek yazarlara, gerek okuyuculara, gerekse geleceğe yarın umutla bakan anne babalara son mesajınızı aldıktan sonra sizlere gönülden teşekkür edeceğimi iletiyorum. Ben teşekkür ederim tekrar size davet ettiğiniz için, vakit ayırdığınız için. Şimdi ben tabii konumuz kitap olduğu için anne babalara, okuyuculara, herkese çok fazla kitap almalarını, okumalarını ve kitapları güzel araştırıp en maksimum faydayı sağlayacak şekilde okumalarını tavsiye ederim. Hatta şöyle de bir ipucu vermek istiyorum. Kitap okurken arkasında içindekiler kısmı falan vardır biliyorsunuz. Evet. Veya kaynaklar bölümü vardır. Mesela bir konuya çok fazla hakim olmak istiyorsanız, batılı bilinçli okuyucular böyle yaparlar. Arkasındaki kaynak kısımdaki kitaplardan da birkaç tanesini satın alsınlar. Mesela konunuz ne? İşte telefonlar aile. Mı? Veya aile. Aile veya işte çocuklar mı? İnanın bana o konuda çok fazla şey öğreniyorsunuz. Birbirini destekleyen bilgilerle beraber çok güzel yere getiriyorsunuz. Ve insan bildiği bir şeyi çok iyi ifade eder. Bildiği bir şeyi çok iyi yapar. Uygulamaya geçirir. Yani bu şekilde bir ipucuyla beraber teşekkür ediyorum herkese. Bizler gerek öğretmenler, gerek işte program üreticileri, gerekse bireyler olarak şunu ifade ediyoruz. Varlığımızın ilk göstergesi kendimizi ifade etmemizle gösteriyor. Bu çerçevede de gerek Nutka yayınlarından, gerekse Arunas yayınlarının beraber ortaya koymuş olduğu eserleri sizlere tanıttık veya yayın dünyasının yaşamış olduğu sorunları sizinle paylaştık. Şunu ifade ediyoruz. Bizler yarınlara
gerçekten de güzel bir miras bırakmak istiyorsak, düşüncelerimizi küçük de olsa bir yazıya dökmemiz lazım. Ve bu çerçevede de gerçekten bugünün yorumsal gücünü yarına aktarabiliyoruz. Yarın geç değil ama bugün her zaman için en erken adım diyoruz. Bundan dolayı önümüzdeki hafta siz değerli izleyicilerimizle beraber yeni bir perspektif, yeni bir konuyla evlerinize misafir olacağız. Bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, esenlikle kalın. EZ Grubun sunduğu Muhammed Güzel ile geleceğe farklı bakışı izlediniz.